Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim sistemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Matematik dersinin seçmeli olacağı yönündeki iddialara bakanlıktan yalanlama geldi. Matematiğin bütün sınıflarda zorunlu olduğu açıklandı. Bakanlık yeni sisteme göre yapılacak sınavlar için de YÖK'le ortak çalışma başlattı. Lise eğitim sistemi tamamen değiştirildi. Orta öğretimde yeni model açıklandı. Bir defa esnek bir model lazım. Yani çocuk sen şusun ve asla başka bir yere geçemezsin ifadesiyle karşılaşmamalı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında başlayacak yeni sistemin en önemli özelliği ders sayılarındaki azalma. Buna göre 9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e düşecek. Son sınıftaki ders sayısı 7'ye indirilecek. Niye azaltıyoruz? Çünkü bir çocuğun 15-16-17 dersi gerçekten anlaması ve bunu içselleştirmesi mümkün olmuyor. Ya ders sayıları ağır oluyor fazla olunca ve kaldıramıyorsunuz bir saatten sonra, o yüzden. Yoğunlaşacağı dersler azalırsa daha çok ilgi gösterebilir derslere, bu bakımdan mantıklı. Zaten 10 saatse mesela verimli geçen 4 saatidir. Bu yine 6-7 saate düşse daha mantıklı. Yeni sistem her öğrencinin istediği dersi seçebilmesini öngörüyor. Ancak bazı dersler bütün sınıflar için zorunlu. İstemeyen öğrencinin matematik dersi almayabileceği iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi. Matematiğin bütün sınıflarda zorunlu ders olduğu açıklandı. Güzel, ben matematiği seviyorum ya. Sayısal olarak yani matematiği seviyorum. Bu artırılsın. Aynen artırılsın. Üniversite sınavlarına daha iyi olur ama sıkıntı öğrencinin burada kapasite mevzusu. Kapasitesini alabilecek mi? Önemli olan bu bence. Matematik bence gerekli bir ders değil benim için. Ya benim için değil. Ben çünkü pek fazla matematikle bir alakam yok. Ya dün de sınav olduk, bayağı zor geçti. Normalde biz şimdi 12 saat matematik dersi görüyoruz. Yani 12 saat bile bize fazla geliyorken hani daha fazla ağırlaştırılması bayağı zorlaştırır işleri. Yeni sistemde müfredat da sadeleştirilecek. Buna bağlı olarak sınıf geçme zorlaşacak. Yani hak eden mezun olsun. Ya bence hayır, zaten daha yeterince zor yani. Normal bir seviyede geçilmesi güzel yani. Daha zor olursa? Daha zor olursa geçemeyiz. İşte geçmemiz lazım. Notlar düşük olunca biraz da şey oluyor zaten. Sınıf geçme ihtimali az oluyor. Yeni sistemin ilk üniversiteye giriş sınavı 2024 yılında yapılacak. Bakanlık yeni sisteme uygulanacak sınav için YÖK'le ortak çalışma başlattı.